Mobil sistem kullanımı için cihaz ve sistem ayarlarını nasıl yapmalıyız? İlk adım olarak Windows Mobile Device Center programını kurmalıyız. Bu işlem mobil cihazımızı bilgisayarımıza bağladığımızda kendiliğinden yüklenebilmektedir. Eğer cihazımızı bilgisayarımıza bağladığımızda kendiliğinden yüklenmiyor ise bir tarayıcı sayfa seçiyoruz. Herhangi bir arama ile Windows Mobile Device Center olarak arama yapıyoruz ve Microsoft.com.tr sitesinde yer alan ilgili arama neticesini açıyoruz. Linki tıkladığımızda karşımıza Download Center alanı gelmektedir. Burada ayrıntılar alanında öncelikle kurulumu gerçekleştireceğimiz ve programı kullanacağımız dil seçeneğini belirliyoruz. Ve daha sonra exe dosyasının karşısında yer alan Devam butonu ile ilgili exe dosyamızı indirmek için gerekli komutu çalıştırıyoruz. Yine devam seçeneğini burada kullanıyoruz. Onaylama ile ilgili bir egzemiz şu an iniyor. Bu egzemiz indikten sonra egzemizi çalıştırıyoruz. Yine gelen pencerede çalıştır diyelim. Ve karşımıza çıkacak kodu buradan panoya kopyala seçeneğini kullandıktan sonra tarayıcı penceremizde yer alan doğrulama kısmına yapıştırıyoruz. Ve doğrula butonu ile gerekli teyidi veriyoruz. Bu noktada üstteki penceremizi kapatabiliriz. Ve yine daha sonra exe alanının karşısında yer alan yükle komutu ile exe dosyamızı, kurulum dosyamızı indiriyoruz. Kurulum dosyamızı istersek direkt buradan çalıştırabileceğimiz gibi dosya konumunda gösterdikten sonra buradan kopyala diyerek masaüstüne yapıştırdıktan sonra da bu işlemi gerçekleştirebiliriz. Daha sonra ilgili dosyamızı tıklayıp yine gelen ekranımızı çalıştır diyerek Device Center kurulumumuza başlıyoruz. Şu an kurulumumuz tamamlandı ve mobil cihazımızı artık bilgisayarımıza bağlayabiliriz. Mobil cihazımızı bilgisayarımıza bağlandıktan sonra başlat menüsünden yüklenmiş olan Windows Mobile aygıt merkezimizi çalıştırıyoruz. Ekranımızda aygıtınızı ayarlayın kısmından ve karşımıza gelen ekrandan mobil aygıt ayarları kısmından bağlantı ayarlarını tıklıyoruz. Burada default gelen ayarları ek olarak bu bilgisayara bağlı olduğunda aygıta veri bağlantılarına izin ver seçeneğini işaretledikten sonra tamam diyoruz. Bu ayarımızı yaptıktan sonra ekranımızı kapatabiliriz. Daha sonra dia.com.tr web sitemizde yer alan destek dokümanlar altındaki kurulum dosyalarını açalım. Burada el terminali kurulum dosyası olan zip dosyamızı bilgisayarımıza kaydedelim. Daha sonra klasörümüzü bulunduğu yerde açalım. Klasörde göster diyelim. Ve işaretleyerek zipli dosyadan herhangi bir yere, örneğin masaüstüne dosyamızı çıkartalım. Yine bu ekranımızı da kapatıyorum. Tarayıcımızda da kapatıyorum şu an için. Dia el terminali kurulum dosyamızı da dia.com.tr üzerinden dokümanlardan elde ettikten sonra bilgisayar içerisinden, taşınabilir aygıtlar içerisinden diskimizi burada görebiliriz. Az önce indirmiş olduğumuz dia el terminali setup dosyamızı kopyala diyelim buradan ve diskimizin içerisinde yer alan My Documents dizinine gelip yapıştıralım. Kopyalama işlemimiz tamamlandı ve ilgili mobil cihazımızın MyDokümanlar dizinine dia el terminal setup klasörümüz kopyalandı. Bir sonraki aşama olarak MyMobiler kurmamız gerekmektedir. Bu program sayesinde mobil cihazımızın ekranını yönetmek ve görüntülememiz mümkün olacaktır. Öncelikle mevcut ekranımı kapatıyorum. Burayı da kapatalım. Ve bir tarayıcı sayfası açalım. Açılan tarayıcı sayfamıza MyMobiler yazarak bir arama yapalım. Ve MyMobiler.com adresi içerisindeki linkimizi çalıştırdığımızda Download 1.2.5 Setup dosyamızı buradan indirmemiz mümkün olacaktır. İlgili butonu tıklıyorum ve MyMobiler egzemizi bilgisayarımıza indiriyorum. Egze indirme işlemimiz tamamlandı. Yine bunu da klasörde göster diyelim. Ve ilgili setup dosyamızı kopyala ve masaüstüne yapıştır diyelim. Burada setup dosyamızı çalıştırıyorum. Tekrar çalıştır diyorum, onaylıyorum. Ve kurulum işlemimizi next
kabul ediyoruz ve kur seçenekleriyle tamamlayıp bitir diyoruz. Şu an açmak istiyor musunuz seçeneğini? Evet diyoruz. Ve programımız şu an kurulumu da tamamlanmış bir şekilde hazırdır. Bu aşamada mobil terminalinizin ekranında bir onay isteyebilir. Bu ekranda yes veya okey gibi ya da tamam seçeneği var ise kullanmış olduğunuz dile göre onay vermemiz gerekmektedir. Onayı da verdikten sonra masaüstü klasörden MyMobiler'ımızı çalıştırarak mobil terminalimizin ekranına ulaşabiliriz. Bu penceremizi kapatalım. Şu an terminalimizin ekranı karşımızda. Şimdi yapacağımız işlem DL terminali setup dosyası içinde bulunan Python klasörünü, Python programını cihaza kurmak olacaktır. Bunun için buradan Start komutuna basalım. Ana ekranımız üzerinden File Explorer dosyamıza gidelim. Bu alandan My Device içerisinden, My Documents içerisinden DL terminali klasörümüzü çalıştıralım. Ve Python C dosyamıza bir kez tıklayarak gerekli kurulumun yapılmasını sağlayalım. Bu esnada yine gelen uyarımıza onay verelim, okey diyelim ve kurulumun devam etmesini sağlayalım. Yine burada device seçeneğini işaretleyelim. Install diyelim ve işlemimize devam edelim. Şu an kurulum işlemimiz tamamlandı. Sağ üst köşede bulunan okey butonu ile ekranımızdan çıkabiliriz. Şimdi sıradaki işlemimiz yazdır dosyamızı buradan My Device içerisindeki Windows dizinine yapıştırmak olacaktır. Bluetooth yazıcıya iş gönderebilmemiz için bu işlemi yapmamız gerekmektedir. Yazdır dosyamızı buradan işaretledikten sonra menü içerisinden Edit diyerek Copy diyelim ve daha sonra buradan My Device içerisindeki Windows dizinini bulalım. Dizinimizi açalım ve yine menü yardımı ile Edit içerisinden Paste deyip ilgili dosyamızı yapıştıralım. Daha sonra yine My Device içerisinden My Documents içerisinden DL terminali klasörümüze tekrar dönüyoruz. Reg Edit yazan klasörümüzü bir kez tıklıyoruz. Buradaki File seçeneğini işaretledikten sonra import diyoruz ve dprinter seçeneğini bir kez tıkladıktan sonra file butonunu tıklayarak exit seçeneğini bu sefer işaretledikten sonra ekranımızdan çıkıyoruz. Bu işlemi yaptıktan sonra sağ üstten çarpı ile çıkalım. Ana ekrana dönüyoruz. Burada barkod okuyucu ayarlarımızı yapacağız şimdi. Barkod okuyucu ayarları bazı cihazlarda Start'a bastıktan sonra Settings sistem içerisinde yer alabilir. Burada Scanner Settings olarak ayrı bir menüde yapılabilir. Bizim cihazımızda olduğu gibi ana ekran üzerinde de bir ayarı bulunabilir. Buradan ilgili opsiyon seçeneklerini açıyoruz ve gerekli ayarlarımızı yapıyoruz. Burada yapmamız gereken önemli bir ayar, Output seçeneğini Keyboard olarak belirlememiz gerekmektedir. Daha sonra Confirm diyerek ayarlarımızı kaydedebiliriz. Bunu da yaptıktan sonra cihazımızda mobil sisteme ulaşabilmek için operatör arayıcısını kurmamız gerekmektedir. Bunun için Start menümüze basıp buradan bir tarayıcı sayfası açıp adres barına m.opera.com yazmamız gerekmektedir. m.opera.com adresine gittikten sonra karşımıza gelen ekrandan Opera Mobile On for Windows Mobile Touch Phone seçeneğindeki linki tıklayarak gerekli kurulumu yapmamız gerekmektedir. Buradaki linki kullanarak ilgili kurulumu yaptıktan sonra mobil sistemi kullanabiliriz. Kurulum işlemimizi de yaptıktan sonra Start menüsünden yüklemiş olduğumuz Opera Mobile On egzesini çalıştırıyoruz. Opera Mini On'u açtıktan sonra adres barımıza sunucu ismi .dia.gen.tr yazarak adrese gidiyoruz. İlgili adrese gittikten sonra mevcut kullanıcı adı ve şifremizi ilgili alanlara girişini yaparak sistemi kullanmamız mümkün olacaktır. Şu an mobil sistemimizi
Ulaştık. Sistemden şu an çıkalım. Şimdi yapmamız gereken işlemimiz ise Start'a bastıktan sonra Fire Explorer dosyamızı açıyoruz. Buradan My Device içerisinden Program Files klasörüne gidip daha sonra buradaki Python 25 klasörümüzü menü yardımıyla Edit, Kes ve daha sonra My Device Windows dizin içerisine yine menü yardımıyla Edit ve Paste deyip ilgili klasörü Windows dizinine yapıştırıyoruz. Daha sonra sağ üstten çarpı ile çıkabiliriz. Burada yine Start menü ile Opera 10'u çalıştıralım. Ayarları içerisinde yine ayarlar diyelim. Tam ekran görünümünü eğer buradaki kapalı konumunda gözüküyor ise açık konumuna getirelim. Bu ayarı da yaptıktan sonra az önce kullandığımız gibi mobil sistemimizi tam ekran modunda kullanmamız mümkün olacaktır. Tekrar buradan ana ekranımıza dönelim. Yine buradan tarayıcı sayfamıza çıkış deyip kapatalım. Şimdi el terminalimize Bluetooth'lu yazıcımızı nasıl tanıtabileceğimize bakalım. Bazı cihazlarda Start Settings içerisinde bulunan Bluetooth ayarları için ayrı bir menü bulunmaktadır. Bizim cihazımızda ise ana menümüzden ulaşabileceğimiz Getting Started ekran üzerinden bu ayar yapılabilmektedir. İlgili menüyü çalıştırdığımızda Setup Bluetooth Headset kısmından Bluetooth'lu yazıcımızı tanıtabiliriz. Buradan gerekli ayarları yapmaya başlıyoruz. Add New Device seçeneğine tıklıyoruz. Yazıcıları karşımıza listeledi. Uygun yazıcımızı işaretledikten sonra Next ile ilerliyoruz. Daha sonra gelen ekranda Serial Port işaretini koyduktan sonra Save ile kaydediyoruz ve COM Ports alanına geliyoruz. Burada New Outgoing Port seçeneğini bir kez tıklıyoruz ve tekrar Next diyerek ve tekrar Finish diyerek kaydediyoruz. Bu işlemimiz tamamlandıktan sonra sağ üstteki OK tuşu ile çıkabiliriz ve çarpı ile bir sonraki ekranı kapatabiliriz. Şimdi kurmuş olduğumuz yazıcı ile ilgili ayarlarımızın düzgün çalışıp çalışmadığını test edelim. Start diyelim. Ana ekranımızdan File Explorer dosyamızı bulalım. Buradan My Device içerisinde, My Documents içerisinde DL terminali setup dosyamızın içerisinde yer alan daha önce dosyamızın içerisinde buraya kaydetmiş olduğumuz deneme dosyasını çift tıklayıp açalım. Buradaki dosyamız LQP formatındadır. Bluetooth yazıcımızın sisteme bağlı ve açık olduğundan emin olduktan sonra dosyamızı çift tıklayarak açıyoruz. Ve şu an yazıcımızı test ediyoruz. Şu an yazdırılıyor dedi. Yazıcımızdan ilgili sesi de duyduğumuz gibi çıktığımız başarılı bir şekilde şu an yazdırılıyor. Eğer hata alırsak yazıcımızı kapatıp açalım, tekrar deneyelim. Yine hata almaya devam edersek kurulum işlemini baştan tekrar yapalım.